Birlikte Pişirelim, Onan Limited'in katkılarıyla yayınlanmaktadır. Sevgili izleyiciler, mutfağımızdayız. Mutfağımızda yine bugün değerli bir konuğumuz var. Bugünkü konuğumuz Sebiha Todil. Hoş geldiniz Sebiha Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz nasılsınız Özen Hanım? Teşekkür. Uzun bir süredir görüşemedik. Evet, bayağı bu pandemi dolayısıyla biraz uzak kaldık ama evet. İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz. İnşallah. Bu arada neler yaptınız? Herhalde çok yoğun geçti günleriniz. Zaten çok evet, çalışmayı yoğun, seven bir insansınız. Aynen, yoğun geçiyor. Çocuklar, spor, iş. Evet. Hepsi bir yerde yoğun Hı-hı. oluyor. Yani vakit bulamıyorum. Kendime ayıracak zaman bulamıyorum evet. diyeyim daha doğrusu. Dolu dolu olması insanın hayatının evet. güzel olan değil aynen, mi? Aynen, aynen. Her şey güzel olsun diye umut ediyoruz inşallah. İnşallah. Her şeyin başı sağlık. Evet evet, pandemiden yani pandemi her şeyi alt üst etti biliyorsun. Düzenimiz bozuldu her türlü. Evet. İnşallah bundan sonra güzel günler bizi bekliyor diyelim. Bugün güzel bir tarif alacağız sizden. Bir evet. Ne yapıyoruz? Tatar böreği. Tatar tarifi böreği. Alacağız. Evet. Yalnız tarife geçmeden önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sebiha Todil. Türkiye'den 91'de Türkiye'den evlendim geldim buraya. İki oğlum var. Lefkoşa'da ikamet ediyorum. Evet. İki oğlum, bir tanesi üniversiteyi bitirdi, yüksek lisansı bitirdi, iş hayatına atıldı. Hı hı. İkinci oğlum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hala okumakta. Hı hı. Ben aşağı yukarı 20-25 yıldır hamur işleriyle uğraşıyorum. Hı hı. Gayet güzel bir çevrem var. Ne kadar güzel. Kendi evinizde yapıyorsunuz. Evet, kendi evimde sipariş üzerine çalışıyorum. Evet. Bununla çocuklarımı okuttum. Yani çalışmaya da devam ediyoruz. Evet. Tabii sohbeti devam edeceğiz yine. Tabii ki. Tarife dönelim isterseniz. Tamam. Bugünkü tarifimizin adı Tatar böreği evet. demiştik. Malzemelerimiz Hı-hı. nelerdir Sebiha Hanım? Malzemelerimiz yarım kilo kıyma, yarım kilo soğan, bir demet maydanoz, tuz, karabiber, Hı-hı. üzerine koymak için hellim, bir de un. Unumuz nasıl bir undur? Normal set buğday unu hı hı. kullandığımız un. Evet. Önce tuzumuz, karabiberimiz evet, var. Evet, söyledim onları. Zeytinyağımız. Zeytinyağını pek kullanmaya gerek kalmayacak. Kalmayacak. Belki kıymaya birazcık kullanabiliriz. Evet. Önce ben kıymanın hazırlanışına geçebilir tamam, miyim? Tamam, tabii ki. Tamam. Buyurun. Önce kıymayı tavamıza alıyoruz. Bunun altını nereden açalım? Özen Hanım. Evet, yandıracağımız. Hı hı. Tamam. Yarım kilo kıymamızı tavaya aldık. Hafif, 500 gram. Evet. Hafif solduruyoruz. Yağsız. Hı hı, yağsız. Kendi suyunu bırakana kadar solduruyoruz. Sonrasında evet. kesmiş olduğumuz soğanları içine ilave ediyoruz. Birazcık solduktan sonra. Kaç yıl oldu demiştiniz hamur işlerine başlayalı? Hamur elinizde. İşlerine başlayalı 20 küsur dediniz evet, önce. 20-22 yıl. Nasıl o fikir oluştu sizde? O fikir şöyle bir şey oluştu. Çocuklarım, yani benim yan komşularım vardı. O dönemde ben araba kullanmıyordum, ev hanımıydım. Evet. Ve şeyi bildiğim için, açık açmayı bildiğim için hı hı. bizim işte çocukların arkadaşlarının annelerine yani yapıyordum çocuklar yesin diye. Evet. O sayede isim vermek doğru mudur bilmiyorum ama hı-hı. yani böreği yiyen insanlar hani yapar mısın bize de yapar mısın diye söylediler. Evet. Ve ben de tabii ki olur dedim. İşte oradan yayıldı ne böreği, ve bayağı hellim böreği yapmıştım. Kıyma böreği, nor böreği, mantı yapmıştım. Hı-hı. Çocuklar seviyordu. Ondan sonra bir baktım yani kendimi hamur işlerinin içinde buldum. Ben de nasıl olduğunu ben de anlamadım ama
O gündür bugündür devam ettik, gidiyoruz bakalım, tutturduk bir yol. Hamur işlerini içinde bulduğunuz zaman evet. 3 kilo almadınız. Bu arada ben tabii ki ediyorsunuz. Yani sporumu yapıyorum. Spor yapıyorsunuz düzenli. Evet, düzenli spor yapıyorum, koşucuyum. Hı-hı. Yani. Bu şekilde evet. Devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Evet. 2-3 çeşit herhalde yaptığınız böyle çeşitleri. Yani şu anda neler var ben yaptığınız? Ben çok çeşide zaten geçmedim o zaman. Şöyle Hı-hı. bir şey. Ben börek çeşitlerini yapıyorum. Pirohu mantığı, sinigat meri. Bunun dışında çok fazla çeşide girmedim. Çünkü çok çeşit çok iş ister ve kaliteyi düşürürsün. Ben az çeşit ve kaliteyi tercih ettiğim tek için. Tek başınıza yapıyorsunuz. Evet, tek başıma. Yok, tek başıma yapıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. İleride bakalım. Bir yer düşünür müsünüz? Ya kendiniz şu durumda dair. çok isterdim ama yani şu durumda bu ekonomiden sonra böyle bir şey olacağını hiç düşünmüyorum, düşünemiyorum. Nasip kısmet diyoruz artık, bilemem. Yani evet. Ben hatta birkaç sene sonra emekli olmayı düşünüyorum. Öyle diyelim. İnşallah Allah nasip ederse küçük oğlumuz bitirsin o da okulu. Ondan sonra evet. Birazcık daha kendime zaman ayırmak istiyorum. Tabii evet. Yine yapacaksınız da bu kadar yani, evet, yani o artık keyfine diyelim. Hı-hı. Şimdi soğanımızı. Kıymamız soldu. Soğanımızı içine ilave ediyoruz. Evet. Tekrar soğanlar suyunu bırakıp çekinceye kadar. Evet. Bekliyoruz. Tabii bu iç malzemenin harcının soğumasını bekleyeceğiz. Evet, evet. Önce tabii önce kıymayı sonra hamuru yoğurup başlayacağız tekrar. Tabii ki hamurumuzu kendimiz açacağız. Tabii ki her şeyi kendi ellerimle açıyorum ben. Hazır bir şey kullanmıyorum. Mümkün olduğu kadar. Daha sonra maydanozu ilave edeceğiz herhalde. Evet, içerisine. En son maydanozu ben soğuduktan sonra kullanıyorum. Hı-hı. Kıyma soğuduktan sonra hem evet. Kokusunu, koku özelliğini kaybetmiyor, hem de yeşilliğini kaybetmiyor. Evet. Görünüm olarak, lezzet olarak da çok daha güzel Hı-hı. oluyor o şekilde. Suyumuz kaynadı, isteseniz onu kapatalım. Evet, onu kapatalım. O biraz erken oldu. Hı-hı. Kıymamızın kavrulmasını bekleyeceğiz. Yani bu da aşağı yukarı bir 10-15 dakikalık bir zamanımızı alıyor o kıyma hazırlama evet. işi. Ben kıymaya bakayım isterseniz. Siz bu arada hamura geçerseniz. Olabilir. Olabilir. Yardımcı olayım size. Olabilir. Tamam. Evet. Unumuzu bir kaseye aldık. Ben unun içine çok az bir yağ kullanıyorum. Çok azıcık. Onun dışında tuz falan kullanmıyorum. Çok az zeytinyağı. Evet, zeytinyağı, buradan. Fıstık yağı hiçbir şey fark etmiyor. Evet, hamurumuzu yoğurmaya başladık. Bunun hamuru birazcık sert olması gerekiyor. Hı-hı. Açılabilmesi için. Sert bir hamur yapmamız evet, gerekiyor. Evet, sert olması gerekiyor. Çünkü hamur yumuşak olduğu zaman şekil olmaz, yapışır. O yüzden hamurumuz oldukça birazcık sert olması gerekiyor. Önceden hazırlasak hamurumuzu olur mu? Tabii ki olur. Hamur dinlenince daha güzel açılır. Hı-hı. Yani kendini daha güzel şey yapar, bırakır. Bu şekilde yeni yoğrulmuş hamurda birazcık şey oluyor. Toparlanmak gibi bir şey oluyor. Birazcık hamurun beklemesi her zaman evet. Daha güzeldir. Bir dinlenmiş olması. Yazın, kışın fark eder diyeyim. Hava çok sıcak olduğunda. Evet. Kışta yani hamuru dolaba koymaya gerek kalmıyor. Hı-hı. Ama yazın dışarıda bırakamıyorsun. Çok çabuk bırakıyor kendini. Evet. Hem mayalanıyor yani. Hamur burada nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Birkaç saat sonra hamur kendi kendine mayalanabiliyor. Bu hamurla başka neler yaparız Sebe Hanım? Bu hamurla her şey yapılıyor. Börek yapılabiliyor. Yani bu hamuru ben her şeye kullanıyorum. Börek, mantı, katmer yani her şeye kullanabiliyorum evet. bu hamuru. Çünkü tuz kullanmıyorum ben hamurda. Hı hı.
nor böreğini falan her şeye kullanabiliyorum. O boyum yetişmediği için birazcık zorlanıyorum. Tabii sizin tezgahınız herhalde evinizde daha, daha alçak. Tabii tabii, birazcık daha alçak. Boyumuza göre yaptık iş. Siz onu karıştırıyorsunuz. Neyle bileyim içerisine, yoksa biraz daha bekleyelim. Birazcık daha. Tamam. Ben hemen bunu bitirip biraz geliyorum sonra oraya. Karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık daha bunu yoğurayım. Bir saniye ben bakayım ona hemen. Birazcık altını açıp. Açalım. Su yağ gerekir mi bu? Çok az bir yağ isteyebiliriz buna. Biraz zeytinyağı koyalım. Zeytinyağı olmasın kıymada olmasın. Bence. Normal fıstık yağı varsa çok daha iyi olur. Çok az bir miktar. Yeterli mi? Birazcık biraz daha. Tamam. İçi limli olsa pilavı olacaktı. Evet, içinde pilavı yapmak için onu da ona da aynı hamuru kullanıyorsun ama ona nor ve nane koyuyorsun. Ve onu daha farklı kesiyorsun. Bunu üçgen kesip evde katlıyorsun. Fark o. Yani. Evet, kıymalarımız yavaş yavaş oluyor. Bunu birazcık kısabilir miyiz o zaman? Kısalım. Tamam. Şimdi tuzunu ilave edeyim. Bir tatlı kaşığı tuz. Pardon. Karabiber isteğe bağlı. Herkes nasıl isterse. Ben yarım kaşık, yarım tatlı kaşığı da karabiber kullandım. Ve kapattıktan sonra ocağımızı maydanozumuzu evet. koyacağız üzerine. Evet, içine, birazcık içine. Soğuduktan sonra maydanozumuzu ilave edip açmaya başlayacağız. Bunu soğanları birazcık daha pişsin. Kısık ateşte. Tamam. Evet, bunu söndürüp geniş bir tabağa alabilir miyiz soğuması için? Soğuması için, evet. Soğuması için tabii. Evet, kıymamızı hazırladık. Şimdi soğumaya alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kıymanın içine maydanozumuzu ilave ediyoruz. Sonrasını karıştıralım tekrar. Soğumadan koyarsak hamur beklenecek. Evet, yapışır, yapışma riski vardır. O yüzden birazcık hemen soğumaya bırakalım. Sonrasında evet, hazırlanmış kıymamız bu şekil. Şimdi hamuru açabiliriz değil mi? Olabilir. Açalım. Bunları alalım. Evet, yoğurduğumuz hamurdan hemen bir beze yapıp açmaya başlıyoruz. Birazcık daha dinlenmesi lazımdı aslında bu hamurun ama biz açalım. Evet, yoğurmuş olduğumuz hamurdan bir küçük beze yapıp hemen açmaya başlıyorum ben. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel açılıyor. Evet. Sadece su koydunuz su hamura. Su ve birazcık yağ koydum hamurun daha güzel olması için. Yani bunu ben bütün hamurlarda kullanıyorum. Ama evet. tuzu hiç kullanmıyorum. Çünkü aynı hamurdan nor böreği yapıyorum mesela, katmer yapıyorum. Evet. O yüzden hamurlarda hiç tuz kullanmıyorum.
çok azıcık biz ya sıvı yağ bu kadarla yeterli oluyor. Bazı tarifleri de hamurda şey var, sirke var. Onun sirkeyi şeye kullanılıyor Özlem Hanım, katmer hamuruna. Hı hı. Yani hatta katmer değil de baklava hamuruna sirke, yumurta, yoğurt, sıvı yağ. Sirke daha mı ince açılmasını sirke sağlıyor? Şöyle bir şey. Yumurta kırdığın için sirke kokuyu alıyor ve daha gevrek olmasını sağlıyor. Hı. Genelde baklava hamurunda kullanılıyor ama ben bunlarda kullanmıyorum. Gerek yok. Yani hamur açmanın püf noktaları nedir? Hiç bilmeyenler için. Püf noktası yok. Yani hamuru yoğurduktan yeni sonra. Yeni başlayanlar için neyi tavsiye edersin? Nasıl açmak gerekir? Yani ilk defa eline hamur almış. Evet, şimdi ortadan başlayıp kenara doğru bastırmasını tavsiye ederim. Bu şekilde olduğunda çok daha ortadan çabuk. Ortadan başlayıp kenara. Evet, daha çabuk kolay öğrenebilir. Onun dışında çok hiçbir zorluğu yok aslında hamur yoğurmanın veya hamur açmanın. Sadece birazcık meraklıysa çok çabuk kapsar. Yetenek istemez yani. Yok. Ben bekarlığımda annemler yufka ekmek yaparken bizi hiç yaklaştırmazlardı. Yani beğenmezlerdi ama, daha doğrusu. Yani görüyorduk uzak evet, orada görüyorduk ve bizi yani yaptırmıyorlardı falan. Şimdi benim mesleğim oldu. Ben hiç aklıma bile gelmiyordu böyle bir şeyin olacağı. Şimdi ben onların yaptığını beğenmiyorum. Bıçağı alabilir miyim Ezan Hanım? Tabii. Evet, hamurumuzu açtık. Kare kare kesmeye başlıyoruz. Şu şekilde. Bu incelik yeterli. Evet. Çok incecik olmuyor zaten bu. Birazcık kalın olması gerekiyor. Çünkü kıymalar kaynarken dışına çıkabiliyor. Çok ince hamur hangi tür böreklerde kullanılır? Çok ince olması gereken. Hellim böreğinde gayet ince olursa çok daha güzel olur. Hı hı. Saçı tabii içtiği için. Kıyma böreğini kızartma hamurlarda genelde bu kalınlıkta oluyor. Kıyma, nor, işte mantı. Onlar genelde bu kalınlıkta oluyor. Çok ince olursa olmuyor. Evet, biz suyumuzun altını da açabiliriz aslında Özlem Hanım. Evet. Şu şekilde açtığımız hamuru kestik. Şimdi kıymayı içine koyup kapatmaya başlıyorum ben. Kare, küçük kareler halinde. Evet, kareler halinde şu şekilde kıymasını koyup kapatıyorum. Buraya alalım isterseniz yaptıklarınızı. Tamam, öyle yapalım. Üçgen şeklinde kapatıyorum. Evet, şu şekilde kapatıyorum. Bunu dondurucuya koyup da daha sonra evet benim müşterim, çok müşterim var bu şekilde. Hı hı. Yani benden bu lezzeti beğenip de şey alan, tatar böreği alan müşterim çok. Yani gayet de güzel. Şu dönemde şimdi bu ekonomide yani insanların alım gücü o kadar düştü. Hı hı. Ve böyle şeyler insanlara daha çok kurtarıcı geliyor. Mesela atıyorum bir döner alsan 100 liradan aşağı değil, bir kişi doyurabilirsin. Ama bundan bir kilo aldığın zaman 4 kişi rahat doyabiliyor yani o açıdan baktığında. Evet, suyumuz kaynıyor. Suyun içerisine bir şey katacak. Suyun içine evet birazcık tuz atabiliriz. Bu kadar yeterli mi? Yeterli. Çocuklar üniversiteye başladı dediniz, yoksa bitirdiler mi? Evet, büyük oğlum bitirdi. Yüksek lisansını yaptı, askerliğini yaptı. Bir, yani şöyle söyleyeyim, iyi bir iş aldı. Sevdiği bir, zaten bitirdiği bölüm oydu. Önü açık onun. İnşallah küçük oğlum da İstanbul'da okuyor. 2 yılı var. Hangi bölümde? Onun da mühendislik bölümünde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Evet. İnşallah 2 yıl sonra onun da mezuniyeti olacak. Çok güzel, çok gurur verici bir şeydir gerçekten. Tabii ki. Orada Amerikan futbolu oynuyor takımda, hı hı. Okul takımında. Yani çocuklar benim için her şeyim, her şeyim. Yani gerçekten ben kendimi onlara adadım ve çok da mutluyum, memnunum çocuklarımdan.
Yani bir babasız çocuk büyütmeyi yani şey yap, hissettirmediler bana o şekilde. Yani mutluyum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Onların başarılarını gerçekten başarılarını gördükçe ben çok gurur duyuyorum. Gerçekten çok önemli. Çocuk yetiştirmek şu dönemde çok önemli. Evet. Ama siz bence emekli olmayın yani 2 sene sonra, 3 yıl sonra. Şimdi hayır, emekli olmayı planlıyorum dediniz. Şöyle bir şey, hayır, onun söylemem şuydu. Hani bu kadar sıkı çalışmak gibi bir niyetim yok. Keyfime göre çalışmayı. Ben şu bu zamana kadar hep çok çalıştım gerçekten. Kendim için hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra hani o çocuk okulu bitirince, oğlum bitirince ve birazcık olsun masrafı gidince üzerinden birazcık daha kendime daha fazla. Hani ben boş duramam zaten, evde oturamam, asla oturamam. Mutlaka bir uğraşım olacak, bir şeylerle uğraşmam gerekiyor. O yüzden biraz daha keyfi çalışmak daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. İnşallah Allah ömür verirse. Amin. Spora devam ama. Spora devam. Spor hayatımda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yani spor yapmayı çok seviyorum. Kaç yıldır spor yapıyorsunuz? Ben 25 yıldır yapıyorum. 25 yılı da geçmiş olabilir. Evet, geçti. 25 yıl düzenli olarak her gün. Düzenli olarak yapıyor, haftanın gidiyorum. Haftanın kaç günü? Haftanın 5 veya 6 günü mutlaka gidiyorum. Şimdi yüzmeye de başladım. Yüzmeye de gidiyorum. Evet. Onu bilmiyordum. Adada yaşıyoruz ama yüzmeyi bilmiyorsunuz. O geçen da çok güzel bir spor değil mi? Evet, çok güzel. O da çok keyif verici ve güzel yani. Benim birazcık daha korkum var. Onları da atabilirsem daha güzel olacak inşallah. İlk başlarda normal. Evet, hiç gerçekten bayağı şey geliyor, hani kolay geliyor ama değilmiş. İçine girince bayağı sıkıntılı oluyor. Suyumuz kaynıyor. Evet, isterseniz atabiliriz onlardan. Başlayalım atmaya. Siz bilirsiniz, nasıl isterseniz öyle yaparız, olur. Ya bitirin isterseniz orayı, ona göre. Yani olur, o da olur. Hiçbir şey fark etmez. Tamam. Birazcık maydanozlu oluyor ama elimden yapışıyor. Artık ona da yapacak bir şey yok. Şimdi bunun katlama şekli tatar böreği. Evet. Pilavı yapacak olsak yine aynı değil mi? Yok, pilavı yapacak olduğumuzda mesela hamurun yarısına hellim böreği gibi ama daha küçük toplar koyup tekrar hamuru üzerine katlayıp şeyle kesiyorum ben. Mesela bardakla kesenler de var ama ben bardakla kesmiyorum. Hamur kestiğim, börek kestiğim aletle kesiyorum. Anladım. Mesela şunun şu şekilde diyeyim. Birazcık daha küçük, kare şekli, içi dolu oluyor. Ya bardakla kesen de var. Ya bardakla kesen de var ama yani bardakla kestiğin zaman çok hamur ziyanı oluyor Özer Hanım. En güzeli o şekilde kesmek. Hamur ziyanı olmuyor. Şu dönemde ziyan edecek zaman dönem değil zaten. Her şeyi değerlendirmek gerekiyor. Evet, çok değerlendirmek gerekiyor. Bir şeyi yaparken 10 kere düşünmek gerekiyor. İsraflık zamanı değil. Yani kalabalık ailelere Allah yardımcıları olsun. Hı-hı. Çok zor. Tabii ki beslemenize dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet, ona o konuya girmedik. Ben beslenmeme dikkat ediyorum. Spor yaptığım için daha düzenli besleniyorum. Ama yani diyet yapmıyorum. Hayatta hiç yapamayacağım bir şey diyettir diye düşünüyorum. Neye dikkat ediyorsunuz? Hiçbir şeye dikkat etmiyorum ama düzenli besleniyorum. Mesela bir şeyi doldurup bir tabak yemiyorum ama bunun yarısını yiyorum. Küçük porsiyonlar. Evet, küçük porsiyonlar ve daha besleyici. Daha yani kalorisi düşük ama daha besleyici oluyor yediklerim. Kahvaltı onlara çok dikkat değil mi? Ediyorum. Kahvaltı. Evet, kahvaltı yapıyorum. Kahvaltım sabah spordan sonra bir işte kahvaltı, öğlen yemeği, akşamüstü işte hafif atıştırmalık ya da daha besleyici, daha hafif olan şeyler. Mesela kuru incir, üzüm, kuru üzüm, kayısı. Bu tür şeyleri daha fazla tüketmeye özen gösteriyorum tatlı yerine. Gerçi ben tatlıyı da çok fazla sevmiyorum. Tatlıyı da çok aram yok. Ama böyle şeyleri tüketmeyi tercih ediyorum. Yaptığınız börekleri tatmıyor musun? Mesela yiyorum. Nor böreği yaptığınız zaman. Ben her şeyi yiyorum. Her şeyi çok iyi yiyorum. Yani, fazla değil. Evet, fazla miktarda yani, değil. Mesela bir de benim midem çok hassas olduğu için çok fazla istesem ne yiyemiyorum zaten. Porsiyonlarım küçük. Yani öyle alıştım herhalde, bilmiyorum. Çok fazla bir şey yiyemiyorum. Yediğim zaman rahatsız oluyorum. Rahatsız olmaktansa daha az yemeyi tercih ediyorum.
Evet, çabucak hepsini yaptınız. Evet, biraz hamurlarımız bitiyor. Elimiz çabuk bu konumda. Hamurlarımız bitiyor. Hemen bitsin. Atalım suya. Yoğurduğumuz hamurları. Tamam. Açtığımız mantıları. Bunu bir düz tabak alıp içine atma şansımız var mı? Ya da şöyle şunu alabiliriz o zaman. Da atalım. Birazcık bunun limonu hemen yapışmasın. Evet, umuyoruz yapışmaması için. Hı-hı. Evet. Tuzumuzu attık değil mi tencereye? Evet, attık. Evet. Şimdi hemen kaynayan suyun içine şu şekilde atıyorum. Bunun hepsini atayım mı Özen Hanım yoksa kalsın mı? Ne yok, dersiniz? Yani koyabilirseniz hepsini. Tamam, koyabiliriz. Tamam. Bunu bu şekilde saklamak için, dondurmak için de bu şekilde hafif unlayıp geniş tepsiyle dondurucuya koyuyoruz. Donduktan sonra da istediğimiz zaman pişirebiliyoruz. Bunun altını açalım biraz Özen Hanım. Açtım. Tamam. Sesimiz olacak alalım. Olur. Daha iyi olur. Çabuk kaynasın. Evet. Ben sevgilimizi alalım. Bir kaşıkla bir karıştırayım ben önce sonrasında. Evet. Hı-hı. Evet. Kaynamasını bekliyoruz. Mantılarımızın kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra servis tabağına alıp üzerine naneli hellimizi döküp servis yapıyoruz. Yiyenlere afiyet olsun şimdiden. Kıvamlı servis tabağımızı. Bir kaynasın. Zaten çok fazla kaynatmaya gerek yok. Bu hamurun içinde katkı maddesi olmadığı için. Hı-hı. Bir taşım kaynaması. Evet, 2-3 dakikada öyle beklemesi yeterli oluyor. Evet. Bazıları bu hazır mantılar alınıyor şeyden marketlerden. Onlar içinde soya sosu falan olduğu için, katkı maddesi olduğu için çok uzun süre kaynatılıyor. Bu öyle değil, bu çok çabuk pişiyor. Yıllardır spor yapıyorum dediniz. Evet, yıllardır. Yürüyorsunuz, koşuyorsunuz. Koşuyorum genelde, evet koşuyorum. Yazın yazları sabah 5.30-6 arası çıkıyorum. 1 saat antrenman yapıyorum. Hı hı. 8 veya 10 kilometre veya 12 kilometre o günkü zamanıma bağlı koşuyorum. Sonrasında gelip duşumu alıp evde işe başlıyorum. Ya zaten evde de spora devam ediyorsunuz. Yok, hayır. Evdeki yaptığım spor zaten börek sporuna başladım. O zaman evet. Kasları çalıştırmaya başlıyoruz. Evet. Hamur yoğurma. Evet, hamur yoğurma, börek açma falan. İşte evet. Gün öyle çabucak gelip bitiyor. Geçiyor. Evet. Kışın kaçta başlıyorsunuz spora? Kışın da şöyle bir şey. Gene sabahlara gidiyordum ama bacağımda siyatik olduğu için o beni çok etkiliyor. Onu evet. Biraz kısalım. Etkilediği için bu sene ne saat uygun zaman bulduysam evimin yanına da çok yakın olduğu için saha Atilla Topaloğlu sahası okullar sahasındayım. Evet. Evde çok yakın oraya istediğim saat ne zaman müsaitsem gidip koşabiliyorum. Hı-hı. O şekilde işte burada yarışmalara bir iki defa katıldım ama buradaki atmosferi çok beğenmedim. Hı-hı. Arabalar çünkü trafiği şey yapmadılar yani kesmediler. Trafik içinde koşmak biraz riskli ve sorun olduğu için Antalya'da koştum. İstanbul'da koştum. Nasıl yani oldu? Bunun oradaki var mı? Yok. Onların içinde ben dereceye giremem zaten. Bir de o zaman yeni burun ameliyatlıydım. Yani bir aylık falan burun ameliyatı olmuştum Antalya'dakinde. Evet. Zaten ben orada derece alamam. O kadar çok iyi koşucular var ki ama spor yaptınız. Oradaki atmosfer çok güzel. Evet. Gerçekten teşvik ediyor seni koşmaya. Evet. Yani ben burada o havayı ve o atmosferi bulamadığım için çok da katılmıyorum ya yani buradaki koşulara. Yani böyle. İleride tekrar gittiğiniz zaman Türkiye'ye orada bu sene herhalde. Kasım'da Kasım'da İstanbul'daki ne gene düşünüyorum Allah nasip kısmet ederse bir aksilik olmasa evet. Düşünüyorum ama herkese tavsiye ediyorum spor yapmayı. Hiç kimse bırakmasın, sevsin, devam etsin. Çok avantajlı olacak diye söylüyorum. Kesinlikle. Tavsiye ediyorum herkese. Benim çocuklarım da sporcudur bu arada. Büyük oğlum futbolcu. Evet. Futbolcuydu. Bıraktı ama şimdi hala çocuğu onlar bırakmıyor. Küçük olan işte İstanbul'daki de o da Amerikan futbolu oynuyor. O da sporcu. Hem okuyor hem spor okuyor. Yapıyor. Evet aynen. Bir küçük tabağa bir bakabilir miyim bana? Tabii. Özen Hanım hemen.
kontrol ediyoruz pişmediğini. Evet, bu pişti. Bunu söndürebiliriz. Tamam. Hemen 1-2 dakika bunu bekletelim. Söndürelim mi? Hı, söndürelim. Birazcık beklesin. Şunu şöyle bir çatalla deneme şansınız varsa. Tabii. Buyurun siz şey yapın, kontrol edin. Ben de kontrol edeyim. Hı-hı. Birazcık soğusun. Neden bırakıyoruz tencereyi çıkarmıyor? Şimdi suda birazcık beklesin, açılsın, şişsin ve sonra servis yapalım diye bekletiyorum. Tamam. Çünkü çok fazla kaynatırsan bu sefer açılır, açılma riski olur bunların. Evet. O yüzden biraz kaynatıp bir 5 dakika veya 2-3 dakikada suda bekletiyorum. Sonrasında servis yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Evet. İsterseniz pişmediğini. Bir bakalım. Pişmeye pişmiştir. Güzel olmuş. Birazcık daha beklesin o. Beklesin. Sonrasında servis yapalım hemen. Evet, yapmış olduğumuz tatar böreğimizi pişirdik. 5 dakika beklettik. Servise alıyorum ben şu anda. Servise hazır durumda. Evet. Kısa sürede açtığınız hamuru ne kadar güzel böyle istediğiniz kalınlıkta. Evet. Yumuşacık bir hamur. Çok da güzel görünüyor. Sadece hamurumuza biraz yağ, o kadar. Su koyduk. Tatar su. Evet. Ben bu yeterli buna diye düşünüyorum. Hı-hı. Biraz da şeylere yaparız. Şu şekilde. Hemen servis ettiğimiz tatar böreğimin üzerine hellimimizi serpiyorum. Ve isteğe göre, isteğin dilediği gibi üzerine tereyağlı pul biber de dökebilir. Bu şekilde de yiyebilir. Ama orijinal tarifimiz böyledir. Orijinal tarifimiz budur. Evet, evet. Hemen alalım. Size de birazcık tabak servis yaparım Özün Hanım. Lütfen. Evet. Çatallarında bekliyorum. Buyurun. Bakın bakalım. Bunu kesinlikle kapağını kapatmıyoruz beklerken değil mi? Evet. Penceremizin kapağı açık kalıyor. Kapatsan da olur, kapatmasan olur hiç fark etmez. Yani piştikten sonra. Evet, piştikten çok fazla suda bırakmayacaksın. Çünkü bırakınca hamurlaşır ve yapışır. 5 dakika bekledikten sonra hemen servis tabağına almak daha yeterlidir. Mantıklı. Evet, bence de daha yeterli. Evet, küçük parçalayayım. Yanmadan. Gayet güzel, yumuşak. Ha, güzel. Gerçekten yani, hamur çok güzel oldu. Evet, hamuru güzel. Yani bu lezzet çok güzel. Ben de seviyorum. Hani ben önceden öbür diğer mantıya alışık olduğum için kavrulmuş kıymayı çok tercih etmiyordum mantıda ama benim küçük oğlum biraz meraklıdır yemek yapmaya veya yemeğe. Çok meraklı o. Bir gün ben evde yoktum. Evet. O mantıdan vardı, pişirmiş. Geldiğimde yedim, çok sevdim, çok beğendim. Dedim ondan sonra ben de yemeye başladım yani evet, o şekilde. Alışıyor insan değil evet mi? O yani o yemek yemeyi çok seviyor. Yani hem seviyor hem de çok güzel yemekler yapıyor. Onlar da yardımcı mı size mutfakta? Yardımcı. Yani her türlü her şeye yardımcılar. Evet, yani bir kız yanında çocuğundan çok daha ön planda diyebilirim yani. Erkek çocukları benim için. Yani benim çocuklarım öyle. Tabii kız çocuklar, erkek çocuklar, bütün çocuklar. Hepsi aynı. Öyledir ama işte mesela ben yardımcı oluyorlar size. Her türlü yardımcı oluyorlar ve kız çocuğunu aratmıyorlar. Bir de ben çok memnunum çocuklarımdan. Hani hiçbir zaman bana karşı gelmiş ya da hiçbir şekilde aksi hareket yapmamışlar şu ana kadar. Çok saygılılar. O yüzden evet, onlar için her şeye değer diyorum. Evet, bir anne olarak gurur evet, duyuyorsunuz. Evet. Programın sonuna geldik. Çok güzel oldu. Elinize sağlık Sebe Afiyet Hanım. Olsun. Harika bir lezzet. Her zaman olduğu gibi güzel bir tarif aldık sizden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Son olarak neler söylemek isterim? Herkese güzel, sağlıklı bir hayat diliyorum. İnşallah en erken zamanda şu ekonomik sıkıntılardan kurtulup daha güzel, önümüzde güzel günler bizi bekliyor diye umut ediyorum. O günlere kavuşmayı çok istiyorum. Umarım bu içinde bulunduğumuz durumdan en kısa zamanda çıkabiliriz. Daha kötüler olmadan diye söylüyorum. Herkese sağlıklı, sıhhatli, güzel günler diliyorum. Bu kadar söyleyecektim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Çok teşekkür ederim. Yine görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün programımızın konuğu Sebiha Todil'di. Sebiha Hanım'a güzel tarifi ve sohbeti için çok teşekkür ederiz. Başka bir tarifle, başka bir konukla yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın.
Pişirelim, Onan Limited'in katkılarıyla yayınlanmıştır.